Merhabalar arkadaşlar, bu dersimizde 10. sınıflarda yeryüzündeki su kaynaklarının sınıflandırılması adlı Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu MEB kazanım testini çözeceğiz. Konuyla ilgili zaten sorular içerisinde irdelemesini yapacağız. Buyurun, birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda diyor ki, aşağıda verilen yerlerin hangisinde tatlı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir? Tatlı su kaynakları bakımından diğerlerine göre daha fakirdir. Havzası dünyanın en fazla yağış olan bölgesi, tatlı su bakımından çok fazladır. Yağış, yani kurak yarı kurak bir yer arayacağız arkadaşlar biz burada. Tatlı su kaynaklarının az olduğu yerler kurak yarı kurak bölgelerdir. Yağışın az olduğu yerlerdir. Skandinav Yarımadası, İsveç, Norveç kutuplara yakın bir bölge. Buzulların olduğu yerdir. Buzullar biliyorsunuz dünyada en büyük tatlı su rezervine sahip olan yerdir. İber Yarımadası, İspanya ile Portekiz'in olduğu yerdir. Akdeniz bölgesinde yağışlı bir yerdir. Kongo Havzası, ekvatoral iklimin olduğu Afrika'nın Kongo bölgesindedir. Yağışın fazla olduğu yerdir. Ama Kuzey Afrika, Sahra Çölü'nün olduğu yerdir arkadaşlar. Büyük Sahra Çölü, dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra. Dünyanın en kurak yarı kurak iklimine sahiptir. Tatlı su rezervleri çok az olan bir yerdir. Onun için doğru cevabımız D seçeneği. İkinci soruya geldiğimizde ise aşağıda verilen ülkelerin hangisinde bu şekilde oluşmuş göllerin diğerlerine göre daha az görülmesi beklenir? Buzul aşındırması sonucu oluşan çukurlarda biriken suların meydana getirdiği göllere buzul gölleri denilmektedir. Buzul gölleri nerelerde daha fazla olur arkadaşlar? Kutuplara yakın bölgelerde olur değil mi? Kutuplara yakın olmayacak tabii ki bu bölge. Rusya arkadaşlar kutuplara yakındır. Kanada kutuplara yakındır. Finlandiya zaten göller ülkesi olarak bilinir dünyada. Bingöl ülkesi. Hepsi buzul oluşumlu. İsviçre. Biliyorsunuz bu da İsviçre'de Avrupa'nın içerisinde göllerin, buzul göllerin olduğu yerdir. Kutuplara yakın. Ama Türkiye arkadaşlar bunlardan çok değil kutuplara yakınlığı. Orta kuşakta ekvatora yakın olan bir yer olduğu için buzul gölleri diğerlerine göre daha azdır. Üçüncü soruya geldiğimizde ise aşağıda verilen göl çeşitlerinden hangisi ile ilgili bilgi yukarıda verilmemiştir? Volkanik faaliyetlerle oluşmuş çanaklarda suların birikmesiyle oluşmuş göller. Volkanik faaliyetlerle oluşmuş volkanik göller deriz arkadaşlar. Volkan kraterlerin içerisinde oluşmuş göllerdir. Volkanların elektrik şey pardon insanların elektrik enerjisi üretmek için sulama veya su sağlamak amacıyla yapmış olduğu yapay gölleri ne denir arkadaşlar? Buna biz baraj deriz değil mi? İnsanların yapmış olduğu doğal göllere baraj. Kolay eriyebilen taşların bulunduğu arazilerde suların polye, obruk gibi erime çukurlarına içerisinde yani karstik arazilerde kireç ve tuzun erimesiyle oluşmuş göller. Bunlar da karstik göllerdir. Lavların bir çukurun önünü kapatması sonucu bu da volkanik set gölüdür arkadaşlar. Volkanlardan çıkan lavlar vadinin önünü kapatarak volkanik set göllerini oluşturur ama buzul göllerle ilgili bir bilgiye ulaşılmıyor. Dördüncü soruya geldiğimizde yukarıda verilen göllerin oluşum özellikleri bakımından hangi sınıfta yer alırlar? Aral Gölü, Baykal Gölü, Hazar Gölü, Lut Gölü. Bunlar arkadaşlar tektonik göldür. Yani tektonik hareket sonucu oluşmuş göldür. Yer deprem sonucu yer kürede çanaklar oluşmuş, yer göçmeler gerçekleşmiş ve bu çanaklar içerisinde su girmesiyle oluşmuş göllere biz tektonik göl diyoruz. Beşinci soruya baktığımızda buharlaşma miktarı fazla olan yerlerde deniz suyunun tuzluk oranı fazla olmaktadır. Buna göre hangisinde tuzluk oranı daha azdır? Buharlaşma miktarının az olduğu yeri, kutuplara yakın olan yeri seçeceğiz tabii ki. Şurası Türkiye dünya şey ekvator çizgisi olarak kabul ettiğimizde en uzak ekvatora en uzak olan yer neresidir? 5 numaralıdır. Burada buharlaşma az olduğu için sıcaklık düşük olduğundan dolayı tuzluk oranı en az olacaktır. E seçeneği doğru cevabımız olacak. Altıncı soruya baktığımızda ise akarsuların başlıcalar beslenme kaynakları yağmur, kar,
buz, göl ve yeraltı sularıdır, değil mi? Bunlardan beslenmektedir. Yağmur sularla, kaynak sularla, kar sularla, buz sularla ve göraltı, yeraltı sularla beslenmektedir. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangileri bulunan akarsuların beslenme kaynakları arasında kar ve buz suları payı daha fazladır? Kar ve buz suların hangisinde daha fazla olur? Kutuplara yakın olan iklim bölgesinde daha fazla olur. Kutuplara yakın olan iklim bölgesi de burada hangisi olur arkadaşlar? Kutup altı iklim olan tundra dediğimiz, hemen Grönland ve Rusya ve Kanada'nın çevresinde görülen iklim olan soğuk iklim, hemen kutup ikliminin etrafında bulunan iklim olan tundra ikliminde olacak. Kar ve buz sularla beslenilir. Yedinci soruya geldiğimizde bir grafik verilmiş. Aşağıdaki iklim bölgesine ait sıcaklık veya yağış grafiği verilmiştir. Bu grafik nereye ait arkadaşlar? Ekvatoral iklime aittir, değil mi? Bakın, yıl boyu yağışlı, sıcaklık değişmiyor fazla. Özellikle güneşin dik açılarla geldiği Mart ve Eylül aylarında ise arkadaşlar yağışlar iyice hemen artmıştır. Verilen bilgilerle ilgili hangiler söylenebilir grafiğe göre? Debileri yıl içinde fazla değişiklik göstermez. Evet, düzenli bir debisi vardır arkadaşlar. Devamlı yağışlı olduğu için. Kar ve buz sularla beslenirler. Hayır, daha çok ekvatoral bölge olduğu için yağmur sularla beslenirler. Kar ve buz sularla beslenmez ekvatorda olduğu için. Akımları yıl boyunca yüksektir. Evet, yıl boyunca hep devamlı yağış aldığı için akımları yıl boyunca yüksek olur. Onun için doğru cevabımız D seçeneği olacak. Sekizinci soruda baktığımızda ise bir dünya haritası verilmiş arkadaşlar. Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Buna göre harita üzerinde gösterilen alanların hangisinde doğal göl sayısının daha fazla olması beklenir? Doğal göl sayısının daha fazla olması beklenir. Şöyle ekvator çizgisini çizersek arkadaşlar, şurası ekvator çizgimizdi. Doğal göl sayısı daha fazla olması beklenir. Buna göre harita üzerinde gösterilen doğal göl sayısı daha fazla olması beklenir. Nerelerde? Kurak alanlarda doğal göl oluşumu nemli alanlara göre daha azdır. Bir numaralı yer Amerika'nın doğu kıyıları yağışlı liman okyanusal görüldüğü yerdir. 3 ekvatoral iklim arkadaşlar görüldüğü yerdir. 1 ve 3 yağışlı bir bölge, nemli bölge, doğal göl sayısı fazladır. Ama arkadaşlar 2 numaralı bölge Sahra Çölü. 4 numaralı yer ise arkadaşlar Avustralya'nın içerisindeki çöller. Gibson, Simpson, Büyük Victoria gibi çöller. Onun için buralarda doğal göl sayısı daha az olur. Onun için doğru cevabımız ne olacak? D seçeneği 2 ve 4 öncülü doğru cevabımızdır. 9. soruya baktığımızda akarsuyun belirli bir kesitinden bir saniyede geçen toplam su miktarına akım adı verilir. Debi diyoruz. Yani bir saniye içerisinde geçen metreküp cinsinden su miktarına diyoruz. Amazon, Kongo nehirleri akımları yıl boyunca fazla olmasını aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Şimdi Amazon ve Kongo nehirleri arkadaşlar biliyorsunuz ki ekvatoral iklimde olan nehirlerdir. Buralarda saniyede geçen metreküp cinsinden su miktarı çok fazladır akarsuyun yatağında. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi nedir? Az önce burada çözdüğümüz sorudur. Yağışlarının çok fazla olması olacak. Burada da cevap nerede vermiş arkadaşlar? Havzasına düşen yağış yıl boyunca fazla olması. Yağış fazla olacak ki akarsuyun debisi yatağından geçen su miktarı da yıl boyunca fazla olsun, değil mi? Onun için doğru cevabımız ne olur? E seçeneği olmuş olur. 10. soruya geldiğimizde dünyadaki diyor tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? Tatlı su kaynakları içerisinde arkadaşlar biliyorsun ki dünyadaki yüzde neredeyse 97'si tuzlu sular. %3'ü tatlı sular. Bu %3'lük tatlı suların içerisinde %80'ine yakını neredeyse buzullar oluşturur. Bu tatlı suların %3'ü katı haldedir. Yani dünyadaki tatlı suların neredeyse bak %90, %100'lük suyun içerisinde %97'si tuzlu sular, denizler ve okyanuslar teşkil eder. %3 tatlı sular, bu %3'lük tatlı suların ise %80'ine yakınını buzullar oluşturur. Onun için ne olacak arkadaşlar? Doğru cevabımız buzullar olması gerekiyor. Tatlı suların %80'ini buzullar oluşturur. 11. soruya geldiğimizde buna göre aşağıda verilen akarsuların hangisi kapalı havza özelliği göstermektedir? Biliyorsunuz ki denize ulaşamayan sulara biz kapalı
karsulara kapalı havza diyoruz. Sularını denize dökenlere açık havza, denize ve okyanuslara ulaşanlara açık havza, göllere dökülenlere ise kapalı havzalı akarsular diyoruz. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar Fırat Nehri Basra Körfezi'ne döküldü. Denize döküldüğü için açık havzalıdır. Meriç Nehri Akdeniz Ege'ye dökülüyor. Açık havzalıdır. Yunanistan'dan doğup Türkiye'ye gelip sınır çizerek Ege Denizi'ne dökülür. Göksu Nehri Akdeniz yani İç Anadolu Konya taraflarından doğup Akdeniz'den denize dökülür. Açık havzalı Susurluk arkadaşlar Marmara bölgesinden, Güney Marmara bölgesinden denize dökülür. Marmara Denizi'ne dökülür. Açık havzadır. Kura Nehri ise Doğu Anadolu bölgesinden doğup sınır dışına çıkarak Hazar Gölü'ne döküldüğü için arkadaşlar kapalı havza özelliğine sahiptir. Misal buna örnek Aral Gölü'nü de verebiliriz. Aral Gölü diyorum. Aras Nehri. Aras Nehri de kapalı havzalı bir akarsudur Kura gibi. Son sorumuza geldiğimizde ise aşağıda verilen akarsuların hangisi düzenli rejime sahiptir? Yani yıl boyu yağışlı olan düzenli rejime sahip bir akarsuyu gösteriyor. Düzenli rejim. Yıl boyu yağışlı olacak. Nil Nehri nerede arkadaşlar? Muson Asya'sında değil mi? Muson Asya'sında olduğu için yazları yağışlı, kışları kurak geçer. Yazları yağışlı, kışları kurak geçtiğinden dolayı arkadaşlar düzensiz bir rejime sahip olacak. Ganj da Hindistan'da. Orada yine muson iklimi yazları yağışlıdır, kışları kuraktır. Bu da düzensiz bir rejime sahip. İndus, bu da arkadaşlar Güneydoğu Asya bölgesinde düzensiz rejime sahiptir. Yazları yağışlı, kışları kurak. Pardon, şurada Nil, Güneydoğu Asya dedim de Nil arkadaşlar Afrika bölgesindedir. Ekvatordan doğup Afrika'ya doğru akan bir nehirdir. Fırat Nehri arkadaşlar Türkiye'den doğar. Doğu Anadolu bölgesinden doğup Basra Körfezi'nden denize dökülür. Yine bu da düzensiz bir rejime sahip bir aslında akarsudur. Ama Amazon ekvatoral iklimdedir arkadaşlar. Ekvatoral iklimde de biliyorsunuz ki her ay boyunca yağışlıdır. Her ay boyunca yağışlı olduğu için düzenli bir şekilde akacak, düzenli bir rejime sahip olan dünyadaki akarsular içerisinde gösterilir. Sadece Amazon değil, Amazon, Kongo nehirleri düzenli rejime sahip olan akarsulardandır. Evet sevgili gençler, bu dersimizde, bu testimizde burada bitiyor. Bir dahaki testimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.